Şimdi Temel Dursun'a diyor ki, ulan Dursun ormandasın diye ayılan karşılaştın, ne yaparsın? Tüfüğümü ateş ederim. Diyelim ki tüfüğün yok. Bir yerden bir odun alırım, vururum hadi. Diyelim odun da bulamadın, diye taş alı atarım ha. Diyelim taş alın da taş da bulamadın, ne edeceksin? Temel sinirleniyor. La Dursun, bak delikanlı gibi söyle. Sen ayıdan yana mısın yoksa benden yana? Temel, Karadeniz'de biliyorsunuz bal var. Temel bal pedeklerine bir ayı tanınmış ki hiç bal yaptırmayı. Ne kadar bal pedeği varsa vuruyor, indiriyor aşağı. Gürgen ağacına çıkıyor. En sonunda Temel çekti ayıyı, vurdu ama adliyeye çağırdılar onu. Niye? Av mevsimi yasağında ayıyı niye vurdun? Hakim Bey dedi, ben dedi köylüyü kurtardım dedi ya. Ceza mı vereceksiniz? Evet oğlum, ceza vereceğim. Vermeseniz olmaz mı? Oğlum buraya kanuni maddesi var demiş. Bizle alakası yok. Burada kanuni var. Temel diyor ki Hakim Bey, o kanuni oraya kim yazdı? Hakim Bey de normal olarak diyor ki Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri yazdı. Temel açtı bağrını. Dedi Hakim Bey, beni vur, gam yersem şerefsizim. Ayının ki mecliste bir adamı var, benim yok, ben ölmeyi hak ettim. Böyle bazen siyasetçileri de sataşır. İlk ekrana çıktım. Dedim ki televizyonda Karadeniz'de milletvekilini Temel gezdirirken, sayın vekilim buradan çok dikkatli yürü, buraya çok eşekle yuvarlandı. Dedim tabii öyle. Sabah bir de baktım ki odamda oturuyorum. Bakanın bir tanesi bizim Trabzon'da. Ulan dedi, akşam anlattığın eşek kim idi? Telefonları. Ben de dedim ki sayın bakanım, sen uçakla gidip geliyorsun, sağ der miyim dedi, sağ olduk, kapattık. Ofli, Rizeli, Bayburtlu kadıların devrinde rakı içerken yakalanıyor. Kadı bunları tüzüğü sıraya. Diye hepsine 100 kırbaç vurun, birer istek hakkı verin. Rizeli, nedir istiyorsun? Rizeli diyor ki benim isteğim arkama bir balon bağlayın. Bağlayla arkaya kırbaçtan 40 te patlayı 60 kırbaç yiyir Rizeli. Sıra geliyor. Bayburtlu sen ne istiyorsun? Diye ben de Rizeli gibi isteyelim. Bağda da bir balon bağlayın. O da 30 te patlayı 70 kırbaç yiyir Bayburtlu. Sıra Ofli'ye geliyor. Kadı diyor ki la Ofli sen direkt Allah'a bağlısın. Senin iki istek hakkın var. Birincisi nedir? Ofli diyor ki 1000 kırbaç vurun bak. La sen manyak mısın, adam yüze dayanamay. 1000 kırbaç benim istiyorum değil mi lan, vurun 1000 kırbaç. Kadı diyor ki peki ikinci istiyorsun nedir diye, ya bu Bayburtlu'yu arkama bağlayın. Hakiki hocalar baş tacımız ama sahtelerine bir tekme vurmak lazım. Ofli Hoca Faiz idi. Ey hatun kişiler, bu akşam Egez kabisini açık bıraksın, Hızır Aleyhisselam gelebilir. Bağda bire benziyor. Ertesi sabah sonra, ey kadınlar kimin evine geldi? Bir kadın parmak kaldırdı. Hoca benim evime geldi. Diye cennetlik görmek isteyen bu karıya bak. Hocalar her hocaya inanılmaz biliyor musunuz? Hocanın bir tanesine gidiyor, sahte hoca bu. Kız diyor ki hocam avukatla yatacağım ne olur 5 sene yersin diye. Hocam diyor hakimle yatacağım, ay hiç kurtuluşun yok diye 10 sene yersin. Hocam diyor peki diyor doktorla yatacağım, ondan hiç kurtuluşun yok 5 sene de oradan yersin diye. Kız diyor ki peki hocam senle yatacağım, sen cennete gitmek istiyorsun. Koca dedin de aklıma geldi. Teravih namazına gittim. Teravih de çok hızlı kıldırıyor. Yarıya geldi kocanın kulağına, dedim hocam çok hızlı kıldırıyorsun. Bir defa Subhane Rabbiyel Ala zor diyorum. Koca eğildi kulağıma diyor ki halına şükredilen diye ben hiç diyemiyorum diye. Şimdi hoca dediniz ya, koca vaiz ediyi camide, harıl harıl vaiz ettiği adam bir tanesi geldi, dedi ki Ofli Hoca,
Hocam bir zahmet cemaate söyler misiniz? Eşeğimi kaybettim, kören oldu sabaha söylesin. Hoca da zaten tabii ki harareti vaiz idi ya. Dedi ki de o kabinin yanına otur, ben söylerim diye. Gitti kabinin yanına oturdu. Vaiz bitti, oflu koca sorayı. Ey cemaat, dediklerimden bir şey anladınız mı? Ön taraftan bir adam parmak kaldırdı. Hocam ben hiçbir şey anlamadım. Döndü kabinin yanına adama diye ki, hemşerim ha bununla idare eyle eşeğin bulunana kadar. İnatlaşma var Karadeniz insanında. Tabii ki inat var tabii, temelde de var. Temel eczane giriyi. Tavuk var mı hemşerim diye. Hemşerim diye buraya tavuk olmaz. Eczane burası. Ertesi sabah yine geliyor. Abi tavuk var mı diyor. Oğlum tavuk olmaz burada. Buraya eczane bak ilaçın ayrık diyor. Üçüncü gün yine geliyor Temel. Tavuk var mı? Allah belanı versin lan diye. Benim başımı belaya sıkacaksın diye. Git kafamdan diye. Ne kızarsın diye Temel. Madem yoktur cama yaz sen de burada tavuk yoktur. Eczacı var ya koskoca eczanenin camine yazıyor. Burada tavuk yoktur. Temelden kurtaracak. Temel ertesi gün gene geliyor diyor ki abi tavuk ne zaman gelecek? Şimdi oturuyor bir masaya. Tabii ki toplantıda adama kafayı takmış. Yeter ki takmasın. Adama diyor ki sen Japon musun hemşire? Değilim diyor adam. Dönüyor biraz sonra. Sen Japon musun? Abi değilim abi diyor. Kendi biraz sonra. Abi sen Japon musun? Adam en sonunda sinirli. He lan Japonim ne olacak diye ki. Vallahi hiç benzemiyorsun. Maymunlar.